Dostlar selamlar. Mera'da gezinirken çoban arkadaşım Efe ile karşılaştık. Sürüler sıcaktan otlamadıkları için o bir ağacın altında, ben bir ağacın altına çektik koyunları, park ettik. Muhabbet sohbet ediyoruz. Hazır kendisini yakalamışken Efe buralı. Köyde hayat nasıl gidiyor, neler yapıyor? Ufak bir söyleşi yapalım dedik. Evet. Efe, sen normalde okula gidiyordun değil mi? Evet, gidiyorum. Kaçın? Bu sene 8'e geçtim. Evet. Normal yazın ağaçlığımı kazanmak için çobancılık yapıyorum. Çobanlık yapıyorsun. Yaş kaçtı? 13. 13 yaşındasın, yazları çobanlık yapıyorsun. Nasıl? Seviyor musun bu işi? Seviyorum, iyi. Kendi hayvanım diye bakıyorum. Şimdi okulu bitirince ne olacaksın, onu sorayım ben. Hayalindeki meslek ne? Hayalimde meslek polislik. Polisliği kazansam polis olacağım. Ona göre işte kazanmaya çalışacağım. Mesela sen şimdi hayvancılıkla uğraşıyorsun, köydesin. Evet. Ne bileyim, bununla ilgili bir üniversite, mesela ziraat fakültesi okuyup bir ziraat mühendisi veya bir veteriner olmayı düşünmedin mi hiç? Olabilir. Zeytince bir polisliği deneyeceğim. Olmazsam gene okuyup öyle kazanmayı düşüneceğim. Tabii önemli olan insanın heves ettiği, sevdiği işi yapması. Peki günün nasıl geçiyor? Sabah kaçta kalkıyorsun? Neler yapıyorsun? Sabah 5:20 geçedi bir kalkıyorum. Ondan sonra suyumu falan alıyorum. Ekmek alıyorum, yiyorum. Ondan sonra hemen koyunları çıkarıyorum. Mera'ya götürüyorum. Saat 6 olmuş oluyor. İşte öyle otlatıyorum. Önlerinden otlatıp öyle saat 10 gibi yatırıyorum sıcak olursa. Serin olursa 11 falan öyle bir şey hatırlıyorum. 11'e kadar otlatıyorsun. Aşağı yukarı ben de o saatleri buluyor. Sıcak olduğu zaman hatta 8'de başlıyorlar şeye yatmaya. Evet. Birkaç gündür hava serin. Sabah postasında aşağı yukarı 10-11'i buluyor. Öğleden sonra da 3-4 gibi çıkmaya başlıyoruz. Bugün evet, biraz daha hava ısındı. Şu an aşağı yukarı saat 5 civarlarında. Ama ona rağmen koyunlar gölgeden çıkmak istemiyorlar. Dolayısıyla biz de fırsattan istifade biraz muhabbet, sohbet edelim dedik. Peki başka neler yapıyorsun? Akşam öğleden sonra çıkıyorsun. Bütün gün çobanlıkla geçiyor o zaman. Kendine vakit ayırabiliyor musun? Evet. Arada bir kitap falan okuyorum oturup. Ondan sonra yemeğimi falan yiyip biraz uyuyup. Ondan sonra kahve falan çıkıyorum. Çay, çorba içmeye. Çay falan içiyorum işte. Evet, güzel. Başka şimdi... Bu kanalı açmamdaki sebep böyle şehir hayatından bıkıp köy hayatına gelmek isteyen arkadaşlarımız, dostlarımız var. Evet. Onlar çok merak ediyorlar. Evet. Onlara göstermek adına bu kanalı açtım. Peki sen şehirde yaşayan insanlara köy hayatını tavsiye eder misin? Veya edersen neden tavsiye edersin yani? Bak, tavsiye ederim. Köy hayatı iyi. Hayvandır, o da için, sağlığınız için iyi. Ben doğduğumdan beri köylüyümdür, köyde kalırım. Daha çok tavşanla kalırım okul için, yoksa öğrencikte falan kalırım normalde. Hı hı. Yazları köydür, şeydir geliyorum işte. Sen şehirde hiç yaşadın mı, hiç bir süre kaldın mı? Kaldım işte, kışlar okul açıldığında kalıyorum işte. Okula gittiğim için, yoksa köyde kalırım normalde. Ya o zaman şehire gittiğinde köyü özlüyorsun. Özlüyorum tabii. Evet. Peki hangi şehire gidiyordun sen? Yalova'ya mı? Tavşanlı. Tavşanlı'da. Orası da çok büyük bir yer olmamasına rağmen iyi geldi. Yine de köy olsa daha mı iyi diyorsun? Köy olsa daha iyi olur. Evet, daha sakin, daha stressiz. Köye değişilmez. Evet, bence de değişilmez. Bakın, köy değişilmez diyor arkadaşlar. Hiçbir şey değişilmez. Bunu Efe söylüyor. Artık kararını siz vereceksiniz. Ben her defasında söylüyorum. Acele etmeyin. Ama hayallerinizi gerçekleştirmek için de bir an önce harekete geçin. Yani bunun ikisinin ortasını bulmanız lazım. Umarım her şey gönlünüzce olur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.